Saat 8'i 5 geçe miydi? Yok ya. Geç, bak hızlı bir özet geçeyim dedim. Bütün bilgilerim yalan bilgi. Şu anda. Neydi? 8.45. Ha, 8.45'te feribotumuz kalkıyordu. Zaten gümrük sırası çok fazla değildi. Kalabalık değildi. Hızlı bir geçiş oldu. 8.45'te de tam saatinde feribot kalktı. 8'i 20 geçe falan da indik galiba. İndik. Şu an saat 8'e 36 geçiyor. Yani inişimiz de çok hızlı bir şekilde oldu. Çünkü biz diğer geçişlerde bayağı uzun süreli geçebiliyorduk. Ya, zaten şeyde bizim 9 saatlik rekorumuz var ya. 7 miydi? 9 saat ya. O videoyu da izlemişsinizdir herhalde. Neyse. Neyse çok hızlı bir geçiş oldu gerçekten. Şimdi indik. Merkeze doğru yürüyoruz. Zaten araba kiraladığımız yerde, işte kalacağımız yerde merkezle birbirine çok yakın. Otel 11'de giriş yapacağız. Arabayı da o civarlarda alacağız. Pardon, oteli 3'te gireceğiz. Arabayı 11'de alacağız. O zaman ondan önce merkezde bir şeyler yiyelim. O şey var ya, peynir çok güzel. Benim her gittiğimizde yediğim bir tane börek var ya. Ondan alalım. Gene ben ondan ve tabii ki şey olduğum için ben biliyorsun. Her tabii frappesiz yapamam ben yani malum. Onları da yemek istiyorum. Onları yeriz hemen ondan önce. Sonra işleri yaparız. Ha biz bu arada nasıl ne oldu? Çarşamba günü evde oturuyorduk. Bugün cumartesi. Çarşamba günü evde oturuyorduk. Zaten buralara gel bir son havalar bozmadan gelelim diye bir niyetimiz vardı. Baktık bu hafta hava çok güzel. Yani bu hafta denize de girilir. Evet. Bir de burası çok yakın. Yarım saat ya sürüyor ya sürmüyor tabii. Yol. Hani feribot falan yani hızlı olduğu zaman daha da hızlı. tabii çok güzel. Hızlı olduğu zaman daha da hızlı. Evet çok hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Hani Midilli'ye falan daha uzun sürüyor. Burası 20-25 dakikada geçiyor hemen. Yunan TC'ye bizi kesiyor. O yüzden tercihimizi Sakız Adası'ndan yana kullandık. Hava da güzel olunca çok da güzel denk getirdik. Vallahi her şey güzel oldu. Şimdi o zaman yavaş yavaş. Ha bizim arabayı da biz buradan alacağız. Evet. Şurası olabilir hatta. Mark Travel yazıyor ya. Yok ya bizim araba şeyden. Bacıt'ta. Ben baktım sanki şey yazıyor. Yok ben adresi falan da almışım ya. Neyse. Bu zaten diğer gene Midilli'de anlatmıştık adayla ilgili konuları. Hani nasıl gelinir, nasıl edilir vesaire falan. Gene bir özet geçeriz ama önce biz kahvaltı yapalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şuradan alalım bir tane. Başka bir şey istiyor musun? Başka... Ben bundan istiyorum. Şimdi o ne ya? Bilmiyorum ek koydu. Aldıklarımızın dışında bunları verdi. Neler aldık şimdi? İki kahvemiz var. Al. İki tane böreğimiz. Bakayım. Bir tane şöyle ıspanaklı börek. Çok güzel. Bir de benim uzun peynirli böreğim. 6 euro. 6 euro 10 sent. 6 euro 10 sent. Normal herhalde. Ne ediyor 6 euro 10 sent? 180 lira mı yapıyor? Valla fiyatları şey işte 1.20, 1.60, 1.50, 1.80. Hangisi yapıyor anlaşılmıyor. Hepsinde zaten aynı şey yazmıyor şu anda. Aynı şey yazıyor. Aynı şey yazıyor. Ama işte fiyatlar farklı. Hepsini ne diye geçiyor bilmiyorum. İşte iki tane de böyle ekmek gibi bir şey koydu. Biri üzümlü, diğeri sade gibi. Sade gibi. O zaman biz bunları hadi gömelim. Her şeye bak, kaptı hepsini götürüyor. Aa. Arabamızı kiraladık. Tam böyle limandan indikten sonra hemen ileride zaten ne kaç metre gittik? Çok az yani. 50 metre falan direkt çıkar çıkmaz hemen orada. Bacıt'tan kiralamıştık Booking üzerinden. Hemen orada
yeri görünüyor zaten, tabelaları falan yeterli. Arabayı kiraladık, şimdi yola çıkmaya başladık. Arabayla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben aklıma gelmişken. Rezervasyonu Booking'den yapıyorsanız aynı ekranın sonunda size araç kiralamak ister misiniz diye bir seçenek çıkıyor. Orayı kullanırsanız orada bir ekstra size indirim uygulatıyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Tabii bu Yunan adalarında kullanılan arabalar küçük ve bir garip oldukları için benim biraz alışmam zaman alıyor. Az önceki Fransesinden dolayı ne oluyor dedim, sağ dönüş yapıyorlar. Ya şeyler, bir garipler bunlar, çok ufak arabalar kullanıyor, bizde pek olmayan sınıf arabalar. Dikkat, dedim. O yüzden biraz ilk zamanlarda alışmak zor oluyor. Yani bu da aklınızda bulunsun. Eğer düz vites kullanmakta zorlanıyorsanız otomatik vitesi direkt tercih edin. Öyle, şimdi nereye gidiyoruz biz? Pirgi'ye doğru yola çıktık. Bakalım yol üzerinde bir şeyler görürsek durabiliriz. Pirgi diye niyetlendik, çıktık ama. Orada şey, belki yol üzerinde denize girebiliriz ha. Pirgi, belki, evet, denize. Ya denize gide orada ya da dönerken artık bakacağız ona. Birçok şey orada yol üstünde zaten. Başka bir şeyde açtığımız zaman anlatırız detaylı. Haydi şimdi. Görüşmek üzere. Geldik. Yani çok garip bir yer. Yani hiç görmediğimiz bir yer bence. Ya, tabii mi? Tabii yani gariplik oradan kaynaklı. Kötü bir yer de çok güzel bir yer ama yani Midilli'ye gittiğimiz zaman çok rahat bir şekilde burası Ayvalık'ın aynısı dedik. Selanik'e gittiğimiz zaman İzmir'e benziyor dedik ama burası, yani özellikle bu Pirgi özelinde söyleyeyim, hiçbir yere benzemiyor. Çok garip bir yer. Duvarlarında özel bir, kendilerine has bir işleme teknikleri mi artık, işleme şekilleri mi var ya da özdeşleşmiş duvar işleme şekilleri var diyeyim. En basit o. Hı hı. Yani garip ve güzel bir çok yer. Çok estetik. Çok duruyor. Güzel yani. Hani yani şey estetikliğinden bahsetmiyoruz bu arada. Hani zaten görüntüde siz parça parça görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Yani böyle klasik Ege kasabası, ne bileyim Yunan adası, o hani beyaz mavi, hı hı, falan. Onlar değil yani bu. Komple hani kendisine özel, kendisine has bir yer. Hani gerçekten en net özeti bu olabilir. Zaten herkes, tüm siteler, bloglar, insanlar buraya diyor. Biz buraya geldiğimizde, turist information'a uğradığımız zaman da özellikle zaten buraya ve şeye. Evet, mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında. Pirgi ve Mesta. Mesta yani ikisini görün. Evet. Gününüz yetiyor şeyde, az zamanınız varsa ikisini görün diyor. Birbirlerine yakın yerler zaten. Biz de buradan çıktıktan sonra Mesta'ya gideceğiz. Burayı da bir göreceğiz. Yalnız biz nereden başladık, nereye gidiyoruz şu an adada şey, bilmiyoruz. Dar sokaklar. Labirent gibi, labirent aynı zamanda. Labirent gibi. Hepsi de birbirine benziyor. Şu an gerçekten nereye araba gidiyoruz acaba? Bir arabaların olduğu yere. Ataca bir yerlere bulduk. Neyse biz şimdi burada bir yerlerde oturalım, bir şeyler atıştıralım. Bir şeyler yiyelim ya da bir şeyler içelim, bir kendimize gelelim. Çünkü burayla ilgili önerilen şey şu, herkesin adı şey, köyü dolaşın, ondan sonra oturun meydanda bir kahve için diyorlar. Biz de tam olarak onu yapacağız. Tabii meydanı bulabilirsek. Şuradan gidelim. Geldiğimiz yerden gitsek daha kolay olmaz mı? Niye buradan? Ben orayı da görelim. Biz biraz daha kayboluyoruz o zaman. Net bir şekilde söylüyoruz, kaybolduk. Yani bak burada şey var, etrafı kale gibi düşünsen, yolun kenarından gidiyoruz. Bence aşağıya doğru sallanmalıyız. Yukarıya doğru mu çıktık ki? Biz bence yukarı, yani dış çepere yakın dolaşıyoruz. Çeper dedim yalnız. Bizim şu aşağıya doğru inmemiz gerekiyor bence.
Siz bizim gibi her bulduğunuz sokağa bence girmeyin. Kesin bir talimatı bir şey vardır. Onları bir araştırıp gelin. Neyse bak domatesler var yine burada. Ha. Bu garip bir kurutma yöntemi ya. Anlamadım ben onu. Şeyde falan da asıyorlar patlıcanları, biberleri. Ama, nesi garip? Ama ben domatesleri öyle koyup kurutmayı hiç görmüyorum. Hep böyle ortadan kesip üzerine tuz bırakılır ya kurutma domateste. Ben öyle bir şey bekliyorum. Bak buradan aşağı bence inmeliyiz. Şurada bir kedi var. Son kediye bir yol soralım. Neyse, siz bizim yaptığımızı yapmayın bu arada. Hani belli bir güzergahta hareket etmeye çalışın ya da buranın bir haritası falan varsa hazırlıklı gelin. Biz gelmedik ve şu an galiba biz Mesa'yı göremeyeceğiz. Ya biz buranın içine kalıyoruz. Bir yerel halktan birisinden artık rica edeceğiz. Bizi dışarıya kadar çıkartacak. İnsan sesi de geldi. Ha dur insan gördüm aşağı. Dur onları. Biz insan gördük, onların peşinden gidiyoruz. Şimdi bu fesleğen de bu şahmeran mı? Yok değil. Ama bayağı benziyormuş. Baksana şahmerana benziyor. Yok şahmeran o. Emin olamadım. Ne oldu, korku filmini çekiyoruz. Şuraya bak. Bir anda sıcağı kesiyor ama bence çok iyi. Yazın birebir taş evler. Dar sokaklar. Güneş gelmiyor. Ama i̇şte şeyde falan da böyle yapmıyorlar girememiş. Binaları doğuda da. Onu unutmayacaksın yani. Tamam mı? Tamam mı? Bugün peki. Sağlık masraflarını düşündüğü zaman antibiyotik kaç para olmuş? Çatıya çıksa güneş var. Hayat bu kapı toplarına bak. Kimseyi göremedik. Öbür mesela şeyde, Pirgi'de sokakta insanlar falan oturuyordu evlerin önünde. Burada şu an kimse yok. Fiesta da var mı acaba? Olabilir. Hadi o zaman şurayı bir toplayalım. Biraz kesik kesik oldu, karışık oldu bu bölüm de. Son bir bu bölümü bir toplayalım. Bir Mesta bölümünü. Başta tamam. Kestik, girdik, çıktık falan. Mesta. Şöyle alayım dedim. Asker arkadaşı gibi alayım. Dar sokaklar, taş evler, Orta Çağ dönemine ait yapılar, Bizans ve Cenova'ya ait. Böyle yine aynı şey gibi aslında, labirent gibi. Nereden girip nereden çıktığınıza bakmanız lazım. Böyle kulelerin etrafında değil mi? Bir tabii, şehir var, orta merkezde de işte bir kilise falan var. Güzel bir yapı. Yazın bence sıcak havada daha iyi serin olabilir. Çünkü aynı bizde doğudaki evler gibi çok böyle birbirine bitişik ve taş. Dolayısıyla gölge düşüyor. Mardin'de falan öyleydi diyebiliyorum. Güzel, gelinmesi gereken yerlerden ikincilerinden ikincisi. Benim burayla ilgili ama şöyle bir durumum var. Benim kendi düşüncem. Bence önce Mesta'ya gelip sonra Pirgi'ye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rota anlamında yani daha zaman kazandıracak. Yok ondan demiyorum. Pirgi beni o kadar çok etkiledi ki, yani o kadar güzel geldi ki hani bir tık sönük kaldı burası orası. Şey, bu arada sönük bir yerde sadece Pirgi'den ben çok etkilendim. Yapılar çok farklı ama. Tabii. Buradaki yapı biraz daha farklı. Orada başka hani hiç görmediğimiz bir şey görüyoruz. Yani. Ha diğer taraftan bu arada rotasal anlamda da önce buraya gidip sonra Pirgi'ye gitmeniz daha mantıklı. Çünkü oradan hemen denize kaçabilirsiniz. O adını hatırlamadım ama şuraya yazacağım. Şu kadar yeter herhalde. Yeter. Buraya şu araya yazacağım o denizin ismi. Siyah taşlık olan bir deniz var burada meşhur. Volkan taşları neyse. İşte öyle bir şey. Zaten birazdan da onu göreceksiniz siz. Yani kısacası burası güzel. Zaten adada görülmesi gereken birkaç noktadan bir tanesi. Zaten atlamayın. Evet. Zaten şey, merkezden burası 25 dakika falan sürüyor arabayla. Oo, evet karanlık. Sırada o zaman... ya Olimpiya ya da deniz. Bakacağız. Hadi bakalım. Nereden? Buradan. Tamam. Şimdi diyorsun ki çizikleri atıyorlar. Evet. Oradan akıyor. Yerdeki... Aşağıya kireç döküyorlar. Kireçlerin üzerine damla sakızı damlıyor. Daha sonrasında onları topluyorlar, temizliyorlar. Ve damla sakızı üretimi gerçekleşiyor. Evet.
deniz hayalleri bir bir tükeniyordu. Mavra Bolya'da sonra. O az önce de adını hatırlayamadım, yazacağım dediğim yerden bahsediyoruz. Karfas'a geldik. Karfas'ın da sahili ünlü ama şu an rüzgar nedeniyle yine birazcık bıttıklanmış. Şu halde gösterelim. Şu işte ıvırlar zıvırlar falan toplanmış rüzgarla gelmiş. Rüzgarla birlikte geliyor. Onlar çok tadı tuzu tadı tuzu varmış gibi durmuyor açıkçası şu an denizin. Ama kumsal çok güzel olduğu için bir boy yürümeyi de hak ediyor bence. Günaydın. Günaydın. Ağzımda kocaman bir damla sakızı şekeri var. Şurası, şurası. Biz otelden çıktık. Yani inanılmaz güzel bir oteldi. Yani böyle çok lüks vesaire falan olduğundan değil de. Bir yapı. Evet, eski yapı. Tasarım falan çok güzeldi. Tam şehrin merkezinde o araçsız geçişin olduğu alanda. Konum şahane. İstediğiniz her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Günlüğü de 70 euroydu galiba. 70 euro tabii. Hani muhtemelen sezonda daha pahalı ama ben hani daha şey, bu arada bulduğumuz en ucuz yerlerden bir tanesiydi aslında. Hem fiyat uygunlu hem de hiçbir yer yoktu bu arada. Her yer doluydu. Yani gerçekten güzeldi. Şimdi bizim aracı bırakmamıza 1,5 saatimiz var. İkinci gün merkez planı yapmıştık. Bu plan içindeki en uzak nokta Yel Değirmenleri. Bari hazır aracımız varken koşa koşa gidelim, Yel Değirmenleri'ni görelim. Ondan sonra da aracımızı teslim ederiz. Ay, ağzımın burasında sen hala mastika şekerinde misin? Evet. Çok tatlı bir... Tamam, hadi Yel Değirmenleri'ne gidelim. Hadi gidelim. Ve Yel Değirmenindeyiz. Çevirelim Hüseyin Bey. Döndü. Olmadı, evet. Döndü. Şöyle 4 tane sağlam kalmış bir Yel Değirmenimiz var burada. Ama bu tarafa baktığımız zaman hemen geri çeviriyorum. Dönemedi. Burada da birkaç tane daha ekstradan var bundan ama tabii onlar bir şey olmuş burada. Bunlar bu arada sonradan yapılma şeyler. Yani çok tarihi vesaire değil. İkonik sadece. Sadece işte hani bu bölgede zamanında işte kullanılan Yel Değirmenleri. Bir şey yeniden restore edilmiş falan. Hani Güldeniz'in de dediği gibi öyle 100 yıllık Cenova'dan, şey 1000 yıllık Cenova döneminden falan kalmış şeyler değil. Ama güzel bir yere koymuşlar. Güzel. Hani tam fotojenik bir yer. Şimdi gelip böyle fotoğraf çekileceksin. Hani Instagram'a fotoğrafı. Instagram'a koyacaksın. Tam o nokta yani. Yani adanın güzel noktalarından bir tanesi. Merkeze de çok yakın zaten yine. Biz şimdi arabayı teslim etmediğimiz için arabayla geldik ama merkezden de 2 kilometre, 2,5 kilometre kadar falan. Yani yürüme mesafesi. Yürüme aslında. Mesafesine yani 2,5 kilometreye. Yani turistik çünkü yürümeyi gerektirir. O kadar yürürsünüz. Yol üzerinde bir de kale var zaten. Hani biz de daha görmedik. Şimdi dönüşte bakacağız ona. Yine böyle hepsini bir arada çıkartabilirsiniz. Bizim kafamızdaki planlardan bir tanesi işte hani arabayı bıraktıktan sonra buraya yürürüz. Buradan geriye dönerken kale içinden falan yürüyerekten devam ederiz gibi bir düşünce vardı. Arabayı erken uyanıp arabayı bırakmaya hemen ihtiyaç olmayınca hop, biz de önce buraya gelebiliriz. Şuradan da gösterelim. Oradan da gösterelim. Açıyı değiştirelim Uğurcuğum. Gelip görmelik yerlerden bir tanesi. Hani içine girilmiyor, bir şey yapılmıyor ama evet. Şöyle gene bak kendimize bir çevireyim. Ama adanın ikonik yerlerinden bir tanesi. Güzel bir yer. Yani kesinlikle gelip. Yani dediğim gibi merkeze yürüyerek 25-30 dakikalık mesafe bir yerde. Evet. Ama hani görmezseniz ayıp olur. Bir de aslında güzel olan konulardan bir tanesi buranın. Kamerayı tekrar çevireceğim. Karşı tarafta market var. Market alışverişini yapabilirsin. Öyle fayda sağlayacaksın her ziyaretinde noktanda. Peki. Tamamız o zaman. Tamamız o zaman. Burası işte böyle bir yer. Evet. O zaman öptüm. Hadi. Çok da uzakta değilmiş. Merkezdeymiş. Biz dün şurada kahvaltı yaptık. Yani şey... Feribot'tan indikten sonra bir şeyler aldık. Oturduk şurada bankta. Meğer önümüzdeymiş aslında kale dedikleri yer. Kaleyi gösterelim. Kaleyi gösterelim. Bayağı da hani ufak tefek bir yerde değilmiş. Nasıl gözden kaçmış, nasıl bakmamışız. Çok yüksek değil ya. Biz belki biraz daha yüksek bir şey bekliyoruz. Kale deyince.
En son Midilli'deki kale faciasını hatırlıyor musun? Ne olmuş? Hatırlamayan insanlar için videoda koyarım. Çok yürüdük sağdan sola soldan sonra girişleri farklıydı. Onu diyorsun değil mi? Sonra girişe geldik yanımıza para almamışız. Ha, evet. Ne yazıyor? 2014'te herhalde yeniden yapılmış. Hiç evet. İngilizce koymamışlar. Burada da polislere biraz sövülmüş. Asilik her yerde. Bir koku aldım da neyse yokmuş. Yok anladım. Var mıymış? Yok. Var. Yok, varla yok. Var. Varla yok arası var. Çok acayip. O tahmin ettiğiniz koku bir tık var. Kale bitti. Kale bitti. Ha, şehir mi başladı? Bak burada notlar yazmışlar da İngilizce yazmıyor galiba. Kios'muş. Biz yanlış okuyormuşuz bunu. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Bu bak biz bilmiyoruz aslında. Bu kale içinde konaklayacak yerler varmış galiba. Ben konaklayacağımız yerlere bakarken görmüştüm. Burada herhalde böyle taş evlerin falan olduğu bazı yapılar var. Onlar da buralarda olabilir. O yüzden böyle hani buradan giriyorsun. Böyle gel bir gidelim bakalım. Şu an azıcık bilgimle bir fikir üretmeye çalışıyorum. Anladım sanki burası orası. Lan akşam işte biz buraya gelecektik ya. Gel bakayım gel. Lan bilmemek çok kötü bir şey. Dün akşam merkezde. Tırız, yiyecek, yemek, yer yok. Birkaç tane, yani hani şeydeki gibi, atıyorum Midilli'deki gibi, Selanik'teki gibi çok fazla yer yok. Şöyle bir meydan yok yani. Böyle insanların olduğu bir yer aradık, bulamadık. Meğer herkes buradaymış. Ben de şey diyordum dün. Gel bak. Meydan yok, ben meydan seviyorum, burada meydan yok diye. Ya... Bu hızlı şekilde bir yere gitmenin böyle dezavantajları olabiliyor. İyiden araştırmak lazım. Çok fazla çünkü biz araştırıyoruz. Sakız Adası'na gidelim dedik. Çıktık geldik. Çok da iş yoğunluğundan nereye gidilir, ne yapılır falan filan. Sadece hani belli başlı pirgi, mesta. Ondan sonra işte plaja için Nartabulya mıydı? Öyle yani bir şey. Söylemiş olabilirim. Ondan sonra Karfas vesaire. Hani böyle çok... şey noktalara gittik. Ki bu arada hani... Ne edilir kısmına çok bakamadık. Hani onlar belki buralarda olabilir. Ya böyle zaten bir günlük, iki günlük falan plan yapacaksanız adadan çok uzak bölgelerini, çok ince detayına girmenize gerek yok. Yani çok yoruluyorsunuz yoksa. Adadaki mesafeler kısa gibi gözükse de hani bir önceki günden araç kullanarak birçoğunuz buraya geldiğini düşünürsek, hani eğer İzmir'de oturmuyorsanız, evet. Hani yorgunluğunuz artık gecenin ilerleyen saatlerine doğru çok fazla şey yapıyor ve yaptığından çok fazla tat tuz alamıyorsunuz. Geri dönüp ben de bir de şu tarafa doğru gidelim. Oraya bir bakalım. O yüzden eğer böyle hani Sakız'a bir günlüğüne, iki günlüğüne gelecekseniz yani bir geceliğine falan gelme planınız varsa zaten hani bu bahsettiğimiz 3-5 tane noktaya sadece hani hedefleyebilirsiniz oraları görmek için, evet. Ki diğer yer, her kime bakarsınız zaten herkes oraları göstermeye çalışmış. Hani oraya gidin demiş. Bizim tek eksiğimiz ne yiyeceğiz, ne içeceğimizi, nerede yiyip içeceğimizi planlamadık. Saat 9'lardaki Hüseyin ağlıyordu yani. Ben bir yerde oturup bir şey yemek istiyorum diye. Çünkü bir gün öncesinden itibaren arabada vesaire de sadece sandviç, buraya geldik burada hani hamur derken artık şey dedim yani ben vücudum karbonhidrat harici başka bir şey istiyor. Evet, burası da böyle bir şey yani. Silakis. Hayır hayatım, oradan oraya hiç gelmedik. Biz şu taraftan geldik. Şu an bu kale tepenin arkasında olan yerden. Ve öyle bu taraftan gelmedik biz. Şunun oradan geçmedik. Hayır. Yön duydum. Yo, kendini hakkını yeme. Sıfır değil yani. Günü gününe çalışsan 4 sene sonra sıfıra ulaşırsın. Şu an kara delik gibi yön duygusu emiyorsun. -4'lük yön duygusuyla şu anda bize rota belirliyor. Buradan şimdi çıkalım, sola dönelim, bak seni nereye götüreceğim diye bir de iddialarda bulunuyor.
Ondan sonra da gideriz diyor. İnşallah. İnşallah. Şeydeki Pirge'deki vakayı hatırlıyoruz. Pirgi pardon. Ha bu arada. Söylemler. Adanın o konuşu. Hios. Hios mu? Chios mu? Chios biz mu? Chios diyoruz, Chiros diyoruz. Chitos. Chitos diyoruz. Hios'muş. Halbuki Sakız Adası desem bunların hiçbir evet. Olmayacak. Nedense sosyal medyaya bu tarz bazı yerlerin videolarını atarken işte Arnavutluk vesaire işte adaların isimleri, Yunanistan'daki isimleri bizim bildiğimiz şekilde yazmak gibi bir adet var. O yüzden burası ne? Çitos. Beynirli. Arabayı teslim ettik. Artık kaleyi gördük. Yel değirmenlerini gördük. Yapacak da gördük. Merkezde göreceğimiz yerleri gördük. Şimdi oturduk bir kahve içeceğiz. Bugün biz kesin bir Yunan döneri yeriz. Onu evet. Bir deneyelim. Hiç de o kadar geldik hiç denemedik. Yemedim. Merak ediyoruz. Muhtemelen öğle yemeğinde öyle geçiririz. O zaman enteresan bir şey olmazsa ya da başka bir şey görmezsek 5'e kadar buralardayız. Ki zaten 4'te falan gideriz değil mi? 4'te falan gideriz. Ya gemiye 4:45'te binişi açıyorlarmış. Hani burada şeyde Midil'den farklı olarak sizi bir buçuk saat öncesinde gemiye bindirmiyorlar burada. 15 dakika öncesinde gemiyi açıyorlar. Ha, Midil'i de 1 saat bekledik galiba değil tabii mi? Tabii 1 saatten fazla bekledik biz Midil'de. Bayağı bekledik. Evet. Gemin içine bekledik yani. Bir de sonra çıkamıyordun da. Ben bir defa gitmek istedim, sıkıldım yani. Çıkamazsın dediler. Bir de Midilli gemisinde zamanında da kalkmadı yani. Evet, yani o da bir geç saat kalktı. Mi sor, yarım saat mi, bir saat miydi? Yani hatırlamıyorum da. Yarım saati geçmişti. Bayağı bir şey böyle Araf'ta kaldık yani. Burada gemi böyle biz bilmemize bir 15-20 dakika var. Hala bir ortalıkta yoktu. Panik yaptık. Acaba gemi gelmiyor mu, geç mi kalacak diye. Geldi, hepimiz aldı. Hemen hiç beklemeden gitti. O zaman tamam. Enteresan bir şey yani olmasa. Midil diyorum. Sakız Adası turu böylelikle kapanmış oldu herhalde. En son evet. Belki sen görüntüleri koyarsın. Bilişi vesaire. Böyle şekil şeyler ama var. Ama bizim için. Bundan sonrası artık dinlenme zamanı. Görme kısmını bitirdik. Evet. O zaman bay bay. Bir sonraki video. Bir sonraki video acaba ne olur? Belki de olmaz. Yapabilecek miyim bir şeyler? Yaparım ya. Daha bir sürü videom var. Peki. Hoşçakalın. Görüşürüz. Terbiyeli köfte. Burada işte karnıyarık. Olma. İzmir köfte var arkada. Baya. Hepsi aynı. Weekend sit mi? Yes. Çamba patatesi mi ya? Beygir patatesi biraz fazla. Aynı şeyi yiyoruz ve patates mi çalıyor? Hayır. Hadi bir tadına bak. Şimdi döneri yedik. O zaman bir kıyaslama yapma zamanıdır. Lezzetli. Lezzetsiz diyemem. Hakikaten güzel. Şeye benziyor. Bizim 90'lardaki tavuk dönerlerimize benziyor. Yani endüstriyel hale gelmemiş, her ustanın kendi dönerini taktığı zamanki dönerlere benziyor. Sosları falan güzel. Ben soslarını falan sevdim. Bence lezzetli. Döner olarak aynı döner bu arada. Yani içindeki malzemeler sadece bir sosu farklı. Onlarca aynı döner diyebiliriz ama sadece beni şey mutlu etti. 90'ların hani böyle şey, o son zamanlarda bir endüstriyel döner muhabbet çıktı ya, herkes aynı döneri takıyor. Onu sadece o yüzden şey yaptım, mutlu ettim. Başka da çok da özel bir durum yok ama geldiği zaman bence yenilmeli. Ekmeği yumuşacık. Ekmeği çok güzel. Yumuşak. Pita. Gelince yiyin yani. Boş geçmeyin. Kesin bir kere yiyin. Zaten 2 euro, 2,5 euro bir şey. Biz bu arada çok alelade herhangi bir yerde yedik. Yani özel midir, iyi midir buranın döneri, kötü müdür onu da bilmiyorsun. Suvolaki. O da işte buymuş. Yani çöp şişmiş ya. Bayağı çöp şişmiş. Afiyet olsun. Afiyet olsun.